Hayır, bu Efe'ye bu özgüven nereden geliyor? Hı? Ya belli ki ona bu cesareti verenler var. Ama ben ona yalan söyledim dedirtmesini de bilirim. Bırakın ben halledeyim. Nasıl halledeceksin? Neyi halledeceksin? Senin nişanlın gidip eski sevgilisiyle konuşuyor. Bak, bundan da haberin yok. Vereyim sana kuyuyu diyorum. Hayır, ben kuyuyu istemiyorum diyorsun. Evladım bak, iyi bir istihbaratın olmadan bu aileyi yönetemezsin. Sok artık şunu kafana. Bakın, bu konunun Efe ile ilgisi yok. Hande ile benim aramda. Sen öyle zannediyorsun. Bu ailede olan her şeyin benimle mutlaka bir alakası, ilişkisi var, var, var. Bak, bu aileyi elinde tutmak istiyorsan yumruğu masaya sert vuracaksın. Sert! Sert! Zamanı da iyi kollamak zorundasın. Şimdi işte bak, şimdi yumruğu masaya vurmanın zamanı işte şimdi. Kim kime vuruyormuş benim evimde? Kim? Kim? Kraliçe. Gel. Gel. Hoş geldin Kudret. Gelmez olaydım ya. Vallahi. Buraya ne zaman gelsem öyle ruhum daralıyor, huzurum kaçıyor. E ne bekliyorsun o zaman? Hemen al küçük sevgilini, defol git. Öyle mi olduk şimdi? Hı? Görmüyor musun seni ne kadar özlediğimi? Öyle mi? Çok mu özledi? Onun için mi torunun yaşındaki kızı alıp evimize getirdin ha? Hadi beni bir yana bırak. Bu kızcağızın ne suçu var? Ha? Niye onu küçük düşürüyorsun? Ya ben onu onore ettiğimi düşünüyorum. Ne zamandır merak ediyordu seni. Artık tanışmanızın zamanı geldi diye düşünüyorum. Değil mi canım? Evet. Merhaba. Yoksa sen merak etmiyor muydun? Yoksa siz tanışıyor muydunuz? Hastanede tanışmıştık. Aa, tabii. Demek çok güzel bir intiba bırakmış ki sen de kızcağız deyip duruyorsun da. Oysa sen hayatıma giren kadınlara hiç hoş davranmazsın. Aşkım. Acıyorum Kudret. Neden? Çok mu kızdın bana? Biliyor musun, ben de sana çok kızdım. Sana da Selin. Neden Kudret? Bilmem neden. Sence? Peki sence? Ne bileyim ben. Bir düşün istersen.